Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Ne haber? Bir saat önce falan önceki videoyu bitirdim. Birazcık böyle keyifsizdim. Sonra manikür yaptırınca azıcık keyfim yerine geldi. Gerçekten böyle bir şeyde mutsuzsanız falan öz bakım gerçekten çok önemli. Yani iyi bir kıyafet giymek, kendini salmamak, işte ne bileyim bir saçını yapmak, bir makyaj yapmak falan gerçekten çok önemli. Neyse keyfim yerine geldi. Zaten o videoda da söylemiştim hani yeni bir video açarım falan diye. Ve geldim dostlarım. Sarışınının sarısının rengi ne kadar güzelmiş. Saçma bir cümle oldu ama anladınız. Neyse şimdi şeye gidiyorum. İstinye Park'a gidiyorum. Saat 3'e geliyor. Semra gelene kadar böyle bir şeyler izlerim. Karnımı doyuracağım. Bir de karnım acıktı. Çünkü kahvaltıyla duruyorum. Böyle 2 yumurta kırdım. Yanında da domates ve zeytin yedim. Ve acıktım. Acıktım yani. Öyle işte. Şuradan suyuma uzansam çok güzel olurdu ama su da yani Allah affetsin en köşeye doğru kaymış gitmiş orada. Ay öyle yeni bir videoyla beraberiz. Birazcık İstinye Park'ta gezeceğim. Belki bir iki bir şey alırım. Bir tane şeyde babet gördüm. Böyle pembemsi bir babet. Aslında pembe babetim de var. Almak almasam daha iyi olur. Üstümden doğru geçmek ister misin mesela? Yani böyle arabanın üstünden atlamak ister misin? Ne istersin mesela? Neyse o kadar yakın geçiyorlar ki hani mesela benim işte yani arabanın sol tarafında bir şey olsa, sol önde mesela bir çukur olsa hafiften sağa gitmem gerekse gidemem. Yani o çukura girmek zorundayım. Ya ona çarpacağım ya çukura gireceğim. Saçma sapan bir şey. Her arabaya bindiğimde ne kadar öfkeleniyorum biliyor musunuz? Neyse. Semroş gelene kadar dolaşırım. Bir de banka işim vardı. Bir de banka şov yaparım. Ondan sonra da Semroş'u beklerim. Semroş gelir birazcık işte sohbet ederiz, vakit geçiririz falan. Oradan da naş doğru eve. Bugün inci taneleri var. 9'dan önce tabii ki de evde olacağız. Tabii ki de. Öyle işte. Haydi görüşürüz dostlarım. Görüşmek üzere. Bu arada kuaförün yeri değişmiş. Normalde bizim Pilates stüdyosunun altındaydı. Ben normalde Tarabya'da gidiyordum biliyorsunuz ama Tarabya'daki kız böyle metal çubuğu tırnaklarıma sürte sürte herkes istediği kadar zarar vermiyor desin. Tırnağın yüzeyini söküyordu. Beyaz beyaz böyle tırnağın şeyini görüyordum ben. Böyle soyulduğunu, yüzüldüğünü görüyordum. Söylüyordum. Yok onlar işte şey elindeki etler. Elimdeki et öyle mi soyuluyor? Beyaz tırnak soyulması gibi mi? Yani tırnağınızın üzerine bıçakla kazıyın. Çıkan şey o yani. Ondan sonra işte tırnaklarım şey olmuştu. Hafiften sararmıştı. Ve yani İlayda asla bunu yapmıyordu normalde. Neden öyle yapmaya başladı? Ne yaptı? Neden oldu bilmiyorum. Söylediğim zaman da yok ben de öyle zannediyordum ama hiçbir şey yapmıyor falan dedi. Bugüne kadar hiç yapmıyordun yani. Ben belki 2 senedir sana maniküre geliyorum. Yapmıyordu hiç böyle. O yüzden şey de olamadım. Risk alamadım yani. Çünkü tırnaklarım sürekli sararıyor. Uzasın, düzelsin diyorum. Tekrar tırnağımın sararması kadar beni böyle irite eden, rahatsız eden başka hiçbir şey yok gerçekten. Beni çok rahatsız ettiği için de İlayda'yı çok sevmeme rağmen bir daha İlayda'ya maniküre gitmeyeceğim. Pediküre gitmeye devam ederim. Gerçekten pedikürü çok güzel yapıyor. Çok güzel kaş alıyor. Ben sadece kaş, manikür ve pedikür ekliyorum. Zaten onun haricinde hiçbir yerime hiçbir işlem yaptırmadığım için. Ama bundan sonra manikür için bu ablaya gideceğim. Bu ablanın adının ne olduğunu asla bilmiyorum. Beraber yani bir manikür süresince benim kelime oyunu mesaimi de yaptık. Ama ablanın asla gerçekten adını bilemiyorum. Öyle öğreniriz. Onu da bir gün öğreniriz. Öyle işte dostlarım. Şimdi İstinye Park'a gelmek üzereyim. Gireyim içeriye. Bir de birazcık böyle şey oldum. Ojelerimin kurumasını bekledim ama altıma da böyle bir kaçıracak gibiyim. İnceden böyle bir çiş de geliyor işte. Elin ne zaman dolu o zaman çişin gelir. Elin ne zaman şey olur, ojeli olur çişin gelir. Hayat birazcık böyle bir şeydir. Önce bir yemek yeriz. Yemek yedikten sonra şey yaparız. İyi olur yani.
ne derler? İyi olur. Öyle. En azından ojem kurur. Ondan sonra lavaboya girerim. Keyifsiz. Hadi öptüm sizi. Görüşürüz. Günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ne yapıyorsunuz ya? Ay keyifsizim. Neden keyifsizim? Hemen size anlatayım. En son ki işte ev sahibim ara bulucuya verdi videosu var ya. O videoya ya böyle tatlı da bir takipçimdi yani. Hani böyle bir şey demek istemiyorum ama arkadaşlar niçin dangalaklık yapıyorsunuz? Niçin dangalaklık yapıyorsunuz? Yani anksiyetenin ne olduğunu bilip ve karşınızdakinin anksiyeteli birey olduğunu da bilip hani buna rağmen niçin insanı tetikliyorsunuz? İşte başladı. Yeni ev vloglarını şeyle bekliyorum. Taşınmayacağım ki hani diyorum. Ondan sonra işte şey hoca sana yardım eder, çıkarırlar bilmem ne. Anksiyeteli bireysin, kendin bir süre sonra ev aramaya başlarsın. Çıkaracaklar mı, ne zaman çıkaracaklar diye o stresi istemezsin bilmem ne. Neden böylesiniz ya? Kızlar niye böylesiniz yani? Yapmayın. Çok çok ayıp böyle şeyler. Yani karşındakinin anksiyeteli birey olduğunu bile bile niçin böyle bir yorum yapıyorsun? Bir de iyi niyet altında seviliyorsun bilmem ne. İnsanlar sevdikleri insanlara böyle şeyler yapmazlar. Ya da sevmeyin. Yani ya sevmeyi bilmiyorsunuz, ya yanlış seviyorsunuz, ya da sevmiyorsunuz. Seviyor gibi gözüküyorsunuz. Yani yapmayın ne olur. Tabii ki de burası bir sosyal medya. Yani milletin ağzı torba değil ki büzesin durumu da var. Fakat hani gerçekten yapmayın böyle şeyler. Yani bunlar çok ayıp şeyler. İnsanları böyle tetiklemek, insanları böyle şey yapmak. Hani bu gerçekten çok kötü. Neyse. Ya bir yandan da şunun çok farkındayım. Herkes böyle hayata karşı kendi yorumunu katma peşinde. Herkes benim bildiğim doğru deme peşinde. Ya bırakın herkesin hayatı kendisine yani. Birazcık da böyle bir şey var. İşte birine bir şey söylüyorsun. Kesin şöyledir, kesin böyledir. Nereden biliyorsun? O an onun yanında mıydın? O an benim yanımda mıydın? Nereden biliyorsun yani? Savcı mısın? Hakim misin? Davanın sonucunu nereden biliyorsun yani? Ya da benim işte öyle böyle deyip de çıkacağımı nereden biliyorsun? Ya bunlar o kadar bana saçma geliyor ki aldığım o kadar pembe pembe duruyor ki sanki sinirden kızarmış gibi duruyor ama öyle değil. Neyse dangalak olmayın. Yani hayatınızın her alanında dangalak olmayın yani. Bazı insanlar var. Ben bu işi biliyorum. Ben ne diyorsam doğru. Bak göreceksin çıkacak. Ya siktir git ya. Siktir git yani. Sen kimsin? Sen kimsin? Her şey senin dediğin gibi çıkacak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok bu dünyada. Ya öyle bir şey vardır ki hani bir bakarsın sen hiçbir şey bilmediğini hayatta fark edersin. Hayat böyle bir şey. Bu kadar böyle motamot olmayın. Ya da işte bir şey söylüyorsun. Bunlar hep çocukluk travmalarından. Abi bir git, bir git yani. Bir git. Duygular var, ruh var, kalp var. Yani yaşamak böyle çok şey bir şey değil yani. Sert bir cisim değil yani. Böyle biraz daha esneyebilen, biraz daha esnek bir şey yani. Ben bu yaşa geldim. Ben neler biliyorum. Belki de hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece seni çevreleyen toplumun sana öğrettiklerini biliyorsun sadece. Herkes psikolog olmuş. Bilmem ne kitabında söylüyor hedevidi. Nereden yani? Nereden? Tamam bilmem ne kitabı onu söylüyor olabilir ki o da doğru olabilir. Senin dediğin de doğru çıkabilir. Allah'ım bir de böyle ben sana demiştimler falan var ya. Deli oluyorum yani deli oluyorum ya. Çok acayip bir şey. Yani herkes böyle kendi hayatına, kendi yapayalnızlığına bakmadan herkesi yalnız bırakmaya, herkesi sıkıntıda bırakmaya, işte herkesi böyle şey bırakmaya çalışıyor. Ulan sen kendi yalnızlığına mutlu musun ki yani? Böyle bir acayip acayip şeyler. Ben evden çıkacağım, yeni eve bakacağım. Bunları da videoya çekeceğim diye sevinmek.
Çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey. Ayıp yani. Ayıp arkadaşlar, öğrenin böyle şeyleri ya. Bir başkasının mağduriyetinden böyle şey çıkarmak çok ayıp bir şey ya. Neyse, neyse kızmıyorum. Neyse. Kimseyi ben yetiştirmedim. Kimseyi ben yetiştirmediğim için de kızmıyorum. Benim yetiştirdiğim bile öyle yapabilir. O da belli olmaz yani. Neyse. Saçma sapan şeyler. Pilates'e gidiyorum. 13 dakika kaldı. Birazcık evden geç çıktım. Türkan ablaya ses kaydı atıyordum. Bir de Ayşegül'e attım ses kaydı. İşte dünden beri şöyle oldu, böyle oldu diye. Bugün gerçekten ters uyandım ve bugün yani güne puanım 10 üzerinden 1 bile değil. 0 ya. Güne puanım 0 yani. Gideyim birazcık en azından Pilates'te stres atayım, azıcık hareket edeyim, bir kuvvet egzersizi yapayım. Öyle ki kendime azıcık gelebileyim yani. Gerçekten dangalak olmayın. Gerçekten patavatsız olmayın. Gerçekten kırılırsa kırılsın. Ben doğru bildiğimi söyleyeyim. Böyle şeyler yapmayın. Yani öyle bir şeydir ki, sizin hayatınıza dönüp de bir yorum yapılsa böyle şey olursunuz, kalırsınız. Ama insanların hayatına yorum yapmaya bayılıyorsunuz ya. Bayılıyorsunuz. Bir kendi hayatına bak ya, sen kimsin hani? Sen kimsin? Bir kendi hayatına bak. Yok, yok, yok yani. Ay, ay. Genel bu arada, genel olarak söylüyorum. Yani o takipçinin yaptığı yorum için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Olmayın ya, böyle olmayın yani. Ayıp. Çok çok ayıp. Üf, neyse. Neyse de neyse. Ah, öyle. Gidiyorum şimdi. Market alışverişi yaptım. Ay bu arada evde hiçbir şey hazırlayasım gelmedi. Daha doğrusu evde böyle yumurta kırmak falan istemedim. Böyle canım peynirli bir şeyler çekti. Yemek sepetinden, Starbucks'tan sipariş verdim. Haşhaşlı 3 peynirli sandviç yedim. Bir de böyle Cool Lime içtim. Küçük boy bir tane Cool Lime söylemiştim. Sabah sabah güne şekerle başladım ama olsun. Onunla karnımı doyurdum. Sonra da Migros alışverişim geldi. Aslında eve söylemeyecektim bu arada. AVM'ye gidecektim. Ama Migros siparişimin de gelmesi gerekiyordu. Onu da çok geç getirdiler yani. Biri çeyrek falan geçiyordu Migros siparişim geldiğinde. Maalesef o yüzden çıkamadım. Ve onu beklerken de acıktığımı fark ettim. Acıktığım için de Starbucks'tan sipariş verdim. Bizim zaten AVM'de ya, AVM hani siteye bağlı. Her yer vadi AVM'ye bağlı olduğu için oradan söyledim. Öyle karnımı doyurdum. Ondan sonra da market alışverişim geldi. Bir karışık kızartma yapmak istiyorum. İşte şöyle güzelce bir patates, kabak, patlıcan, biber kızartayım. Üzerine de herkes aslında yoğurt soslu da sever ama ben domates soslu çok severim. Böyle birazcık tereyağı ve zeytinyağında halka halka doğradığım domatesleri böyle güzelce bir çevirip güzel soteleyip böyle onu böyle üstüne dökmeyi çok severim ben. Karışık kızartmanın bence sosu yoğurt değil de şeydir. Domates sostur yani. Çok çok güzel olur. Kimi insan doğrayarak falan yapıyor ama ben böyle halka halka domatesi kesip onu şey yapmayı çok severim. Üstüne böyle döküp nem 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 yemeyi çok severim. Bir de bizde peksimet yaparlar. Böyle kalan ekmekleri iyice kuruturlar, kuruturlar, kuruturlar böyle. Ondan sonra sonra yıkarlar. Hafiften böyle yani ıslatırlar onu ve süzgece koyarlar ki hani böyle su içinde olmasın, böyle eriyip gitmesin ekmekler diye. O peksimetle yemeği çok severim. Karışık kızartmayı. Tam bir İzmirlilik. Peksimet herkes yapıyor mu ya da o yapılan şeye herkes peksimet mi diyor bilmiyorum, ya da yani peksimet herkesin bildiği aynı şey mi bilmiyorum ama biz peksimet diyoruz ona. Böyle kıştan kurutulmuş ekmeklerin, kalan ekmeklerin böyle ya da işte yazdan neyse sonralarda yenmesi. Çünkü bazen herkesin fırın günü vardır ve bazen böyle fırın gününden önce işte evde ekmek biter. Hemen peksimet çıkartılır, güzelce ıslatılır ondan sonra ve onunla şey yapılır.
yanımdan az önce Damla Altun geçti herhalde. DML plaka bir velar. Neyse. Hikayelerinden görürüm zaten vadiye geldiyse. Biliyorsunuz eski vadili kendisi. Geç sen geç. Sen geç. Sen de yanlış yola girmişsin. Bak. Yanlış yola girdi. Bu da buradan onu sıkıştırdı. Hiçbiri dönemediler. Ya siz bana yol vermeyin. Öyle görürüm. O da eskiden vadiliydi. Belki işi falan vardır. Gerçi onların 51 dijital de bildiğim kadarıyla zaten SEPA'da vadide gene. Ay öyle işte dostlar. 7 dakikam kaldı. Eskiden 10-15 dakika önce gider orada böyle boş boş telefonla oynardım. Bugün öyle bir şansım olmayacak. 2 dakika belki oynayabileceğim telefonla. Hiç telefonla oynamıyorum ya, sadece pilates hocamı beklerken telefonla oynuyorum. Hadi görüşürüz. Ne kadar agresifim. 2 videodur ne kadar ters, nemrut, kaknem bir insanım. Farkında mısınız dostlarım? Farkında mısınız? Söyleyin. Gidiyorum şimdi. Hadi bana naş. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ama ışık çok yetersiz. Büyük bir ışık açalım. Şöyle. Bu biraz daha iyi olur. Aynen tamam. Daha iyi. Dün akşam bir şeyler pişirdim falan. Şimdi onları bir dolaba yerleştireceğiz. Ama inşallah sığar. Şunu şöyle alalım. Şunu böyle alalım. Şunu şöyle alalım. Sen böyle. Sen de böyle. Tamamdır. Böyle birazcık daha yer açıldı gibi duruyor. Şöyle. Sen böyle. Gürültüye bakın ama gürültüye bakın. Evet tamamdır. Karışık kızartma yapmıştım. Şöyle patates, patlıcan, kabak ve kırmızı ve yeşil biber. Dün bunlar sıcaktı o yüzden dolaba koymadım. Sonra da yattım. Sonra mantar çorbası yaptım. İçinde havuç, soğan, mantar, krema ve tavuk suyu var. Ve bunları tencereye değil de şöyle kavanozlara yaptım. Böyle kavanozdan kaseye ya da bardağa döküp de mikrodalgada ısıtıp yemek kolay oluyor. Tamam. Çünkü kepçe bir kere kullanılıyor. İşte kirli atılıyor. Bulaşık makinesi onu yıkayana kadar vakit geçiyor falan filan. Son olarak da bisküvili pasta yaptım. Pudingli pasta var ya, klasik. Klasik çocukluğumuzun en güzel pastası var ya, ondan yaptım. Ve bu kadar. Bir de dolapta domatesler var. Bu domatesleri önce bir fırında güzelce bütün domatesleri fırınlayacağım. Ondan sonra da güzel bir şeyle domates soslu bir makarna yapacağım. Domates çorbası da yaparım. Çünkü bayağı fazla domates var. Şuradan iki tane beyaz sabunlu mendil alıyorum. Şu ocağın üstünü falan bir kere şöyle üstünden geçiyorum. Dün akşam yatmadan önce güzelce sildim ben buraları ama böyle şey oldu. Bu arada kızartma yağım kirlenmedi. O yüzden çok iyi bir şey olmadığını bile bile hemen hepsini, ben hemen dökmeyeceğim bunu. Bir kere daha kullanılır. Şöyle. Üstüne bir süzgeç. Üstüne bir süzgeçimizi de aldık. Bulduk. Ve bunu böyle koydum. Tencerenin kapağını makineye atalım. Ay sizler ne yapıyorsunuz? Ben burada kendi işime öyle bir dalmış gibi bir şey oldum. Bunu da böyle. Üf, her gün bulaşık makinesi çalışıyor bu evde. Bu ev nasıl bir ev ben anlamadım. Evde de yemek yediğim yok falan. Böyle saçma sapan bir şey. Şöyle. Yağı süzmeden koymayın. İçine parçacıklar, bir önceki şeyden yanık kalanlar girmemiş olsun. Bu da tamamdır. Yarın rengi azıcık koyulaşmış ama olsun. Olsun.
kutusuna olsun. Bu süzgeci de buraya atalım. Tamamdır. Ay çok şey, uyku sıkıntısı yaşamaya başladım. Ay çok şey yalnız. Mükemmel günlük kurma. Şöyle gidelim. Elimizi yıkayalım. Ve silelim. Tamamdır. Motor yağımı bir kere daha kullanabilirim. Motor 95 oktan kurşunsuz benzinimi bir kere daha kullanabilirim. Tamamdır. Gayet kanserojen. Mis gibi bir yağ. Şöyle şuraların üstünden geçelim. Yerlere çok fazla bir şey gelmedi. Asla ekrana bakmayışımın farkında mısınız? Yerlere çok fazla yağ falan gelmedi. O yüzden çok sıkıntı yok. Şöyle. Tamamdır. Burada atıyoruz. Bu çöpleri de atmak lazım. Tamamdır. Tamam, burası halloldu. Ay. Saat 12'ye çeyrek var. Ben şimdi bir Zorlu'ya gideceğim. Ondan sonra azıcık dolaşırım falan. Sizlere de video çekerim inşallah. Gezdiğim şeyleri, dükkanları. Ondan sonracığıma bir tane ayakkabı beğenmiştim Zara'da. Muhtemelen o Zara ayakkabıyı alırız. Böyle beyaz, yumuşacık, incecik bir ayakkabı. Benim bu camperlarım kuzu derisi ve çok ince. Çok yumuşak bir ayakkabı. Birazcık böyle bunların şeyine benziyor. Ama tabii ki de hani Zara'dakiler 1150 liraydı. Bana göre çok çok daha iyi. Çünkü hani bu ayakkabıyı yıpratmaktansa o ayakkabıyı her yerde giyer. Böyle bu sene yıpratır, şey yapar, kullanırım. Hani bu ayakkabı biraz daha kıymetli bir ayakkabı olduğu için. Camperlar daha pahalı, daha kıymetli ayakkabılar olduğu için. Bunları böyle çok fazla şey yapmamış olurum. Onu böyle ama her şeyin altına giy çık ayakkabısı yapar. Geçerim. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ay AVM'de çekseydim keşke ama o kadar kalabalıktı ki. Bir de ben çok acıkmıştım. Önce Vakko'ya gittim. Vakko'da yan masada bir tane kadın Rusça falan bir toplantı yapıyordu. Sizi şöyle bir koyayım. Ay bir de gürültülü, o kadar gürültülü ki, o kadar rahatsız edici ki. Kardeşim yani etrafında insanlar var. Ya kulaklık tak ya da sesini kıs. Hani neden 5-6 masa ötede ben dinliyorum değil mi yani? Haksız mıyım? Neyse. Bir tane yüzük aldım. Aslında kolye alacaktım bir tane ama çok güzel bir kolyeydi. 3900 lira dedi. Yani ona 4000 lira vereceğime gider üstüne 2000 lira daha ekler. Altın bir şey alırım. Hani altın bir kolye alırım. Fakat çok güzeldi. Gümüş, ametiste. Şey bir kolye. Neydi adı? Anahtar kolye. O çok güzeldi. Belki onu manitama inceden bir kaktırabilirim yani. Çok da belli olmayabilir. Yani çok çok belli olmaz ama belki bir ihtimal kaktırabilirim. Belli olmaz. Hayırlısı alırsam derim yani. Zorla erkek arkadaşıma kaktırdım bunu diye söylerim size. Bluetooth'a bağlanacak diye bilerek arabayı çalıştırmıyorum. O yüzden arabada ışık yok ama ışık da var aynı zamanda ama yok da bir yandan. Saçma sapan cümleler kuruyorum. Ay gidiyorum şimdi eve gidiyorum. Evde hem yüzüğü göstereceğim hem de artık videoyu kapatayım. Videoyu editleyeyim. Ondan sonra saat 2-5 geçiyor. 4-5 gibi falan da videoyu yayına açarım. İzlersiniz. Bu aralar böyle takipçilerimiz de arttı. İzlenmelerimiz de arttı. Böyle mutluyum yani. İyi, keyfim yerinde. YouTube'dan dolayı keyfim yerinde. Evet, hadi gidiyoruz artık. Gidelim. Her yerde Galatasaray forması var. Muhtemelen bugün maç var. Bugün bir daha muhtemelen ben dışarı çıkmam. Çünkü böyle bir kalabalığa şey olamıyorum. Çok sıkılıyorum. Çok kalabalık beni böyle acayip geriyor. Acayip böyle sanki bir şey olacakmış gibi hissediyorum falan.
Klasik anksiyete. Öyle olur öyle şeyler. Hadi evde görüşürüz. Dostlarım ben geldim. Yüzüğümü göstereceğim. Hemen videoyu kapatacağım ve oturacağım. YouTube'dan, televizyonda, Netflix'ten bir şeyler izleyeceğim. Bilgisayarımı da açayım o arada. Hemen kartı çıkartırım, takarım ve şey yaparım. Videoyu editlerim. Bir iki posta makineye çamaşır atmam lazım. Şöyle Ametist'ten bir alışveriş yaptım. Şöyle bir şey... Ne derler? Şeffaf poşetin içerisine koymuşlar. Kilitli zamazingonun. Şöyle. Bunun bedeni 8'de. 6, 7, 8, 9 olarak gidiyor şeylerde, ametistlerde. Normalde benim yüzük parmağı ölçüm 14. Orta parmak ölçüm 17. Bu da 17'ye falan. Hani 16,5-17'ye tekabül ediyor. Şöyle bir bakın T yüzük. Çok hoşuma gitti. O kadar şık, o kadar zarif ki. Ben bir de bu gerçek Tiffany'nin şeyinden istiyorum ya. T bileklik ama gold olanından istiyorum. Taktım birazcık. Sanırım alacağım onu. Biraz pahalı ama olsun be. 40 yılda bir lükslerim olmasın mı diye. Her ay bir şey çıkarmam kendime. Parmakta da şöyle duruyor bakın. Çok güzel, çok zarif. Ben bu T yüzüğün eskiden şeyde almıştım. Bu T yüzüğün daha kalın bir modelini şeyde bir marka vardı Instagram'da. Hatta Türkan ablayla oradan biz birkaç kere alışveriş yaptık. Oradan almıştım ama o T yüzük biraz böyle kabaydı ve ben onu kendime yakıştırmıyordum. Ama bunu böyle incecik görünce çok hoşuma gitti. Çok böyle sevdim ve biraz daha böyle kilo verirsem hani parmağımda biraz daha büyürse hafiften birazcık daha sıkıştırabilecek bir payı da var. O yüzden hoşuma gitti. Biliyorsunuz bir 5 kilo daha vermeye çalışıyorum. Evet gidiyorum şimdi. Allah Allah sürekli niye mesaj sayfasını açıp duruyorsun? Bilmediğimiz bir numaradan gelen bir mesaj da yok. Bazen telefonda engellediğim biri eğer bana gene de mesaj atarsa şeye geliyor. Bilgisayardaki sisteme geliyor. Ama böyle bir şey de yok. Aynen. Ama niye kendi kendine bunu açıp açıp duruyorsun? Yok hiçbir şey yok. Allah Allah. Değişik neyse bir kere daha kapatalım. Bir daha açarsa vardır bir hikmeti deriz artık. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Son böyle iki videodan bu videoda dahil olmak üzere o kadar çok memnun değilim. Ama birazcık böyle işte regl öncesi şeyim oluyor. Bir keyifsizliğim oluyor. Regl olduğum zaman da bir uyku düzenim bozuluyor. Çok kötü yani ay zaten 4 hafta hani bir hafta öncesi bir hafta kendisi sonra da uyku düzeninin bozulması derken zaten diğer reglime gelmiş oluyoruz falan. Bu biraz keyif kaçırıcı oluyor ama yapacak da bir şey yok bir yandan da. Keşke yıkanmasaydım havuza giderdim. Neyse yapacak bir şey yok artık salı günü giderim. Bizim havuz pazartesi günleri şey oluyor. Temizleme, şoklama, zart zurt diye kapalı oluyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri de açık. Kalan 6 günde de açık. Bunu atayım. Yüzük parmağımda kalmasın. Gold şeyler taktım. Böyle goldlardan devam edelim. Bir iki tane gümüş şeyim kararmış. Onları bir ara şey yapmam lazım. Gümüş parlatıcıyla temizlemem lazım. Kararan gümüşlerim de pandoralarım. Pandoralarım kararmış ama açıkta bırakmıştım. Takıları açıkta bırakmamak gerekiyor. Eğer eviniz nemliyse, hafiften rutubetliyse altını bile karartma ihtimali var. O yüzden ki bazı tenler de bu arada altını karartabilir. Ben takılarımı almaya ilk gittiğim zaman çocuğa şey sormuştum. Kararır mı dedim. Hani benim kolumdaki 4 senedir falan var kararmadı. Bu yüzden bu işi yapmaya karar verdim. Ama dedim ürünler kararır mı dedim. Dedi ki bazen nadiren de biz kaynaklı kararmalar olabiliyor. Ona dedi hani yapacak bir şey yok diyecek bir şey de yok dedi. Taktığını kar sayacaksın dedi. Ama dedi bir de şöyle bir şey var ki bazı tenler
kararma yapabilir. İnsanın teninin, terinin pH'inden dolayı bazı tenler kararma yapar dedi. Ama o insanlar altını bile karartıyorlar dedi. Bak hani altın bile, gümüş bile o insanlarda kararıyor dedi. O yüzden eğer öyle bir şey olursa hemen dedi ürünü al, para iadesi yap ama bir daha o kişiye, o insana ürün satma dedi. Onun haricinde kararmaz. Hani bizde atıyorum 1000 üründe bir tane hani defolu sıkıntılı bir şey çıkabilir. Ama bazısı da vardır ki bizle hiçbir alakası yoktur. Aynı ürünü sen kullansan 10 sene kararmayacaktır ama onu 2 ayda karartabilir. Haberin olsun dedi. Ben de tamam demiştim. Pandoralarımda hava almaktan gümüşlerim karardı. Onları tekrar böyle bir şey yapacağım. Gerçi üşeniyorum. Neyse, yaparız. Hayırlısı olsun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.